Evet Sayın Seyirciler, şimdi bültenimize devam ediyoruz. Ancak Sosyalist Enternasyonel toplantısına damgasını vuran bir isimle CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Orhan'la, aynı zamanda Cem Medya Grup Başkanı Celal Toprak'la. Sayın Umut Orhan, şimdi sizin buradaki konuşmanız aslında toplantıya damgasını vurdu ve izlettiğiniz videoyu tüm salon sessiz sedasız bir şekilde izledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem sizin konuşmanız çünkü Gezi olaylarıyla ilgiliydi. Gezi olaylarına karşı 168 delegenin tavrını ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sosyalist Enternasyonel de damgasını Gezi vurdu. Bu sizin organizasyonunuzda bunda etkili oldu. Tarihi bir konuşmaydı, değerlendirmesi yapan sosyal demokrat siyasetçiler var sizin konuşmayı. Bütün bunları değerlendirirseniz, daha çerçeveli olarak bize aktarırsanız seviniriz. Tabii. Öncelikle bizi izleyen seyircilerimize iyi günler diyelim. Güzel bir gün geçirmelerini dileyelim. Aslında baktığımız zaman Sosyalist Enternasyonel'in 1991'den sonra ilk defa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ilk defa, daha evvel SHP'de bir konsey toplantısı yapılmış. Türkiye'de bir konsey toplantıları yapmaları bence çok önemliydi. 300'e yakın yabancı devlet insanı toplantıya katıldı. Yaklaşık neredeyse her ülkeden bir aşağı yukarı var. Hemen hemen doğru, 5 kıtadan. Siyasi hareketlerden insanlar da var değil mi? Siyasi hareketlerden de var, partiler var ve farklı üyelik statüsü var. Aşağı yukarı baktığınız zaman 50'den fazla iktidar partiyi temsil eden siyasetçiler vardı. Başbakanlar vardı, meclis başkanları vardı, devlet başkanları vardı. Bu anlamda yani böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten bizi onurlandırdı. Bir ikinci önemli konu da içerik olarak baktığımız zaman, gündem olarak baktığımız zaman Sosyalist Enternasyonel'in de gündeminde özgürlük ve demokrasi vardı. Yani dünyadaki özgürlük ve demokrasi açığı ele alındı. Bir de bunun yanında tabii ekonomik büyümenin eğer kişi başı geliri artırmazsa veya gelir dağılımında adalet olmazsa, işsizliği çözmezse ekonomik büyümenin de bir işe yaramadığı konusu vardı. Bu iki temel konu üzerinde yapılan bir toplantı, tabii Türkiye'de de yapılıyor olması Türkiye'nin de baktığınız zaman en önemli sorunlarından bir tanesi. Hem ekonomi büyüme, işsizlik, bugün işsizlik rakamları açıklandı, yine yani yüksek işsizlik. Ekonomik var. Büyüme oluyor ama bu insanlara dokunmuyor veya da dokunuyor, neyse işte bu tartışma. Dokunmuyor orada. Yani nasıl ölçüyorsunuz? Evet. Mesela ekonomik büyümede dokunmayı nasıl ölçüyorsunuz? Şöyle ölçüyorsunuz, sizin kişi başı geliriniz artıyor mu? Mesela evet. Örnek verelim, Türkiye'de bakıyoruz 17. büyük ekonomi, iyi mi? İyi, yani kötü değil en azından. 14'de görmüş Türkiye geçmişte. Belli bir büyüme oranları var. Yani dünya Avrupa'ya göre iyi, gelişmekte olan ülkelere göre çok iyi değil. Türkiye'nin geçmiş performansına göre vasat, yani iyi değil. Ama bakıyoruz şimdi mesela kişi başı gelir, biz şu anda 93. sıradayız. Yani o kişi başı gelir de 17 ise sizin ekonomik... O da 17'ye yakın olması lazım. Yani oralarda, evet, artı eksi oralarda olması lazım. Yine bakıyoruz gelir dağılımı adaletine, 11 kat en yoksulla en zengin arasında. O makas da çok yüksek. 10 sene evvel 8 katmış, 11 kata çıkmış. Bu da önemli bir parametre. Bir de işsizlik rakamı. Bugün açıklandı 9.8'lerde işsizlik rakamı. 9.3'tü. Yani iki haneli işsizlik hala. Tırmanıyor. Giderek tırmanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon görünen, başvurmayan var. Bir de genç işsiz çok problem. %20'lerde. Ama bizim işsizlik rakamlarımızda bu bir ankete göre yapılan değerlendirme. İşe aramayanlar var. İş başvurusu yapmayanlar var. Umudunu kesip artık evde oturanlar var. Baktığınız zaman 5 milyon bir işsiz var. Dolayısıyla yani büyümenin parametreleri, yani bu büyüme Türkiye'ye bir hayrı olmayan bir büyüme. Evet. Olarak geliyor. Şeye gelirsek, yani özgürlük ve demokrasi Sosyalist Enternasyonel toplantısına, Gezi bizim için çok önemliydi. Yani Gezi, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz, seçimlerde de göreceğiz. Yani Gezi Türkiye'de artık bir şeylerin tamamen değiştiğini ortaya koydu. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak noktasında çok önemli bir olaydı. Esasında bir yerel bir konu. Önce bütün şehri ayaklandırdı. Sonra Türkiye'de harekete geçildi. Sonra da bütün dünyaya mal oldu. Biraz evvel Celal Bey'le konuşurken Celal Bey hatırlattı. Eskiden yurt dışına gittiğimiz zaman, Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemlerde, hemen gittiğimiz zaman yurt dışında bize Galatasaray derlerdi. Neredense Türkiye, Galatasaray. Veya işte Hakan Şükür'ü tanıyor musun falan derlerdi.
Ben hatta geçmişte Galatasaray'da futbol oynadığım için ya Hakan Şükür'le hatta ben... şimdiki şöyle hazırlıklarımız var. 2016'da bir daha konsey toplantısı genel kurul olacak, affedersiniz. Konsey her sene oluyor, genel kurul olacak. 4 yılda bir oluyor. Biz çok mutlu oldular burada bizimle beraber olmaktan. İstanbul'u, Türkiye'yi çok seviyorlar. İstanbul'u çok havalı, güzel. Yani İstanbul'dan çok etkilendiler. Gezi Parkı'nı sevdiler. Orayı gördüler. Dolayısıyla benim onlara davetim şuydu. Biz bugün sizi ana muhalefet partisi ağırlıyoruz. Ama biz bir daha sizi ağırlamak istiyoruz. Ve biz o ağırladığımız zaman da hem iktidar partisi olarak bu... özgürlük ve demokrasi adına yapacağımız devrimi de beraber kutlamak istiyoruz şeklinde davetim oldu. Umarım o davetim kabul görecektir. Buradan giderken öyle bir izlenimle ayrıldım. Ve biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak evet, yani hem yerel seçim, hem cumhurbaşkanlığı seçimi, hem genel seçimlere çalışacağız. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda ay sonu Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da da bize sorulacak şey şu olacak. Biliyorum, çünkü bir iki ay evvel ben de oradaydım. Siz iktidar olduğunuz zaman eğitim politikanız ne olacak? Siz iktidar olduğunuz zaman sağlık politikanız ne olacak? Ekonomiyi nasıl yöneteceksiniz? Komşularla ilişkileri nasıl olacak? Bunlarla ilgili biz iktidar olduğumuz gün ilk 100 gün ne yapacağımızla ilgili eylem planlarımız hazır. Yani biz şu anda bu kadar da rahatız. Yani bir yandan yerel seçimlere çalışıyoruz ama arka tarafta işte bilim yönetim kültür platformumuz var ve arka tarafta gölge kabinelerimiz var ve buralarda da her alanda toplumun her katmanıyla ilgili, emeklisinden tutun yani her kümesiyle ilgili, her meslek grubuyla ilgili biz şu anda iktidar olduğumuz zaman ilk 100 gün, çünkü çok önemlidir o 3 ay ilk 100 gün. Orada siz o güveni verirsiniz veya veremezsiniz. Hı hı. Orada güven oyu alırsınız veya güven oyu alamazsınız. Biz de Türkiye'yi tekrardan hani bu karanlıktan aydınlığa çıkartacak o take off diyorlar ya, tekrardan evet. Hani burnunu yukarı dikerek o ileri hakikaten gerçek, tam, çağdaş, modern, muasır medeniyet seviyesine getirmek için o hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Umut Orhan yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Cem Medya Grup Başkanı Celal Toprak'la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Orhan'ı bugün Haber 13'te konuk ettik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardı Sayın Orhan. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmenizi ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.